Şimdi diyebilirsiniz ki abi bazen sağ kanaldan ses geliyor, sol kanaldan gelmiyor. Bazen cızırtılı geliyor, bazen hiç gelmiyor. Bunun bir iki sebebi olabilir. Onlardan bir tanesi jack girişinde temassızlık olabilir. Sağ sola kıvırdığınız zaman o temassızlığı anlarsınız. Kabloyu önce bir kontrol edin. Sürücülerde mi sıkıntı var yoksa kabloda mı onu görmüş olun. Sürücüde sıkıntı varsa bu en büyük iş zaten. Sürücüyü komple değiştirmeniz lazım. Şimdi Platonic, Sony ya da Philips herhangi bir kulaklık aldığınızda aynı sürücüyü bulmak büyük bir dert. O yüzden direkt firmayla görüşme yapmak durumunda kalabilirsiniz aynı sürücüyü temin edebilmek için. Çünkü iki sürücü arasında farklılık olursa seste de farklılık olur. Hani bir kulaktan canlı gelir baslar, bir kulaktan cansız gelir. Müzik keyfinizin içine edilir. Yani açıkçası böyle söyleyeyim. O yüzden yapabilecekleriniz önce hatanın nerede olduğunu tespit etmek. Baktınız hata sürücüde, dediğim gibi irtibat kurarak aynı sürücüden temin edebilir ya da iki sürücüyü de değiştirebilirsiniz. Eğer kasasını beğenmişseniz, gövdeyi beğenmişseniz, kulaklığın gövdesini değişim yapabilirsiniz. Şimdi kabloda sıkıntı varsa nerede yaptırabilirsiniz onu anlatmak istiyorum. Kadıköy'ü bilen bilir, bilmeyen hiç bilmez. Yazıcıoğlu iş anını az çok hepiniz duymuşsunuzdur. Benim de vakti zamanında kulaklıklarımda sıkıntı yaşadım. Bazı kulaklıklarda 3 bölmeli çıkış olur, bazılarında 2 bölmeli çıkış olur. Sol kanal, sağ kanal ve grand olarak geçer bunlar. Bu 3 çıkışlarda genelde kontrolcü de vardır. Mikrofon görevi de görür bu. Bu gibi şeylerde eğer bu ana aksam parça sıkıntı yaratmışsa, ses açma kapama özelliği olabilir, Android telefonunuzla uyumlu bir kulaklık olabilir. Bu parçayı değiştirmeniz zor. Aynı kulaklıktan almak durumunda kalabilirsiniz. Yapılabiliyorsa da Yazıcıoğlu iş anında bir abi var. Detay Elektronik var. Az çok hepiniz bilirsiniz. Gidenler görmüştür. İkinci katta. Önce oradan yapmanız gerekenler çok basit. Stereo jack girişi alacaksınız. Altın kaplama olursa çok daha iyi olur. Baktınız L bağlantılı bir kulaklığınız var. Jack girişinde bozulma olmuş. Kablonun hepsini değiştirmeye gerek yok. Varsa da zaten abi size değiştirmemiz lazım der. Oradan 5 liraya bir adet jack girişi alıyorsunuz. Oradan hemen çıkıyorsunuz. Direkt karşısında ufak bir yer var. Adını hatırlamıyorum şu an. Gittiğim zaman bakarım. Tekrar altına yazarım. Orada parlak yüzlü, sanki yüzüne nur inmiş gibi bir abi var. Çok tatlı bir abi. Ona gidip şey diyebilirsiniz. Abi sana Sezer'in selamı var. Ya bizim kulaklığımızı tamir edebilir misin? Adam tamir eder. Neler yapılabileceğini sizlere söyler. 5 liraya jack giriş alıyorsunuz. 3-4 lira ya da tamir ediyor adam yani. Pek bir sıkıntısı yok. Şimdi siz tamir etmeye kalktığınız zaman bazı kablolar gerçekten çok ince. Yani o bakırları birbirine değdirtmek, işte lehim yapmak gerçekten kolay bir iş değil. Yaptırırsanız daha iyi olur. Çünkü adam aynı zamanda şey kullanıyor. Estetiği bozmamak için özel plastik bağlantılar var. İki kabloyu tekrar birbirine lehimlediğinde o plastik sayesinde sanki orijinalmiş gibi görünmesine sebep oluyor. Faremi tamir ettirmiştim vakti zamanında. Kablosu yanmıştı. Nasıl yandığına değinmek istemiyorum. Adam gerçekten yaptı. Mesela şu anki kullandığım mikrofonun mono bir kablosu vardı. Onu stereo'ya çevirdi. Gerçekten iyi bir abimiz. Para bile almayabilir. Kulaklıklarınızı böylelikle kurtarabilirsiniz. Geçenlerde bir arkadaş CKS99 bozuldu abi ne yapmam lazım dedi. 300 liralık kulaklık. Ne yapabilir? Çöpe mi atacak? Atamaz. Tamamıyla yaptırabilmesi için bir de kabloları incedir onun yani kolay kolay yapılamaz. O adama götürdü. Ama hani sağ ya da sol kanalda sürücüde bir sıkıntı olsaydı elinde kalacaktı yani. Şimdi kalkıp da CKS99'un sürücüsünü nereden bulacaksın? Önce hatayı teşhis edin. Kabloda mı, sürücüde mi? Ondan sonra teşhis ettikten sonra neler yapılabilecek öğrenmeye çalışın. Detay Elektronik'in karşısındaki dükkanda her işinizi halledebilirsiniz. Benim her işimi halletti. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Elimden geldiğince tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.